Peki romantik evlenme teklifi nasıl? Romantik demeyelim. Ormantik de diyebiliriz. Ben ailemle tatile gideceğim. Hüseyin bana şart koştu. Açık giymek yok. Ay gece ya. Çıkmak yok. İçki içmek yok. Sürekli birbirinize şart koşuyorsunuz. Biz şartlı görmedi ilişki. Ondan sonra iyi tamam ben bu şekilde gidiyorum. Ama bu dediklerin hepsini yapıyorum. Telefonu otele bırakıyorum. Hüseyin sanıyor ki telefon şarjda ben uyuyorum. Oysa ki ben hatta gidiyorum. Tabii bu yakalanmazken ablam sosyal medyada paylaşım yapıyor. Tabii ki Hüseyin de görüyor. İyi eğlenceler sana deyip bana mesaj atıyor. Sonra bana bir mesaj atıyor. Tatilimizden 4 gün kaldı. Ben istiyorum 11 gün tatil yapalım. O 4 gün bana dünyanın en zehir günlerinden birisi olarak geçti. Neyse ondan sonra Hüseyin bana şunu yazdı. Ankara'ya geldiğinde seninle görüşeceğiz, iyi tatiller yazmış. Anam sen misin bunu yazan? Tatil burnundan fitil fitil geldi. Neyse Ankara'ya geldim. Bendeki kafa çok iyi yalnız. Adamı çok seviyorum. Ondan ayrılmak istemiyorum. Ama ayrılırsa da aklımda güzel bir kız olayım diye, kalayım diye süslendim, püslendim. Adam açık giyinmemi istemiyor. Ben gittim şort giydim falan. Nasılsa benden ayrılacak yani. Ondan sonra neyse süslendim, püslendim. Hüseyin benden ayrılacak. Neyse Ankara'da ünlü bir yerde buluştuk. Kızılay Meydanı. Vallahi biliyorum. Ondan sonra orada buluştuk. Bana dedi ki madem bugün ayrılacağız dedi. Hüseyin beni hep hayatı boyunca kekledi bu arada. Ne yaptı? Kekledi. Sürekli kandırdı beni. Ondan ya az önce otelde yaptıklarını sen söyledin. Kekleyen Hüseyin mi oluyor? Yalnız çok güzel bir kekleme. Bu seferki beni... Ay tam Hüseyin keklemesi meşhur. Ay. Ondan sonra... Bana dedi ki nasıl ayrılacağız dedi. Bugün nereye gittiğimizi sorma, ne yapacağımızı sorma, sürpriz olsun dedi. Bak ayrılacağız ama takılıyoruz. Neyse el ele tutuştuk, el ele tutuşuyoruz. Ayrılacağız ama ondan sonra benim bir hayalim vardı. Her kızın bir hayali vardır. Ben bir balon içinde küçük küçük bana ait notlar, bir diğer balonun içinde de güller. O balonlar patlayacak. Ben notları okuyacağım. Orada hafif bir slow bir müzik. Ve orada bana evlenme teklif edecek. Ve benim istediğim bir yüzük vardı. O yüzüğü almasını her istediğimde bana şey diyordu dalgasına. Ben niye sana o yüzüğü alayım? Sen niye onu hak ettin mi falan derdi. O yüzüğü almış. Fena. Ondan sonra beni bir restorana götürdü. Ve öğle saatleri. Ben sanıyorum ki kimse gelmemiş, müşteri yok. Öğle saati çünkü. Ondan sonra oysa ki o bir organizasyon. Ondan sonra içeri girdik. Benim bu klasik olan hayalim gerçek oluyor. Ya. Ve ben ayrılığa diye giderken evlilik teklifine kavuşuyorum. O an benim için dünyanın en güzel anıydı bu arada. Benimle evlenir misin dedi, ben hayır dedim. Aa, niye kız o kadar şey yaptı? Heyecandan hayır dedi. Ve arkadaşlarıma mesaj attım. Arkadaşlarıma yazdım. Hüseyin bana evlenme teklif etti. İstediğim yüzüğü almış. Herkes ne oldu falan gruptan konuşuyor. Ben hayır dedim. Herkes bana sayıyor, sövüyor falan. O kadar. Peki olmuş. Hani ormantik gibiydi? Bence gayet bilmiyorum ya. Bana öyle geldi. Ya Belma şunu kafamda kıracağım. Yani bütün hayalini adam gerçekleştirmiş. Ama devamında ormantiklik var. Ve bir ters manyelle de bunun... Duygusunu 3 misline çıkarmış. Bence evet. Bayağı güzel. O çok güzel. Sen de hayır deyip daha ortam sakinleşmeden WhatsApp'ta bunu ifşa etmişsin. Sonra Hüseyin bana dedi ki sen şimdi bana hayır dedin ya dedi. Karşıma çıkan ilk kıza bu yüzüğü vereceğim dedi. Ve Hüseyin deli bir adam yapar. Allah'ım ya Rabbi içimden dua ediyorum ama Hüseyin'e bir şey diyemiyorum. Suçluyum çünkü hayır dedim. Ondan sonra Hüseyin neyse o kalabalık meydanda geziyoruz. Aklım çıkıyor ki karşısına çıkan kıza verecek. Elini masucuktan sürekli cebine götürüyor ki ben korkayım huzursuz olayım. Bütün gün bunu yaptı ve bana o yüzüğü vermedi. Evlenme teklifi iptal. Ama sen de... Ben hayır dedim. Sen de orada evlenme teklifini rüyanda görürsün, bu yüzüğü de rüyanda takarsın dedim. Al işte. Konu kapandı. Bir sonraki gün ben buruk bir şekilde tekrar Hüseyin'le buluşuyoruz. Aynı şortu giydim kızım. Daha güzel. Yok. Belki tekrar Hüseyin'le. Tam tersi. Bu sefer daha çok süslendim ki bal giysin tekrar yüzüğü versin diye. Tabii Hüseyin Bey az olur mu? Burnundan fitir fitir getirdi. Yemek yemeye gittik, yemek yedik falan fistan. Dondurma yiyelim mi dedi. İyi yiyik. Ondan sonra
O sıra zarfını da sürekli elini cebine götürüyor. Bir tarak çıkartıyor, bir para çıkartıyor. Ben sanıyorum ki yüzük çıkartacak. Sürekli bir blöf. Ümitler. Ona aynen bir az önce Hüseyin sürprizci gibiydi kulağımda. Şu anda gittikçe kolpacıya dönüyor. Ondan romantik işte. Ondan sonra sürekli cebine bilerek kasten sokuyor. Ben artık ümidimi kestim. Yüzük gerçekten yok. Gitti. Artık ümidimi kestiğim noktada o beni çok iyi takip eder. Dondurmanın kabını dedi, ben dedi çöp şeyini atayım dedi, kutusuna dedi. Ondan sonra geleyim dedi. Ben öyle yedim, dondurmanın çöp kutusuna atmaya gitti çöpünü. O sırada yüzüğü çıkartmış, kalabalık bir yerde. Ondan sonra yüzüğü açtı. Benimle evlenmez misin dedi. Olumsuz diyor. Hayır diyecek diye. Olumsuz soruyor. Aslında çok mantıklı ilerliyor da ben mantıklı... Ben çok uzun zamandır duyduğum en naif, en romantik yaklaşım söyleyeyim. Ondan sonra ben o anda hiç kimseyi görmedim. Sanki her yer karardı. Yani tabiri caizse... Ay evet dedim deme. Bir evet demişim, bütün herkes arkasını döndü. Zaten benim ses boru yutmuşum gibi kalıp herkes döndü, sanki herkes organize olmuş ama kimsenin haberi yok. Spontane gelişen ama çok güzel olan bir şeydi. Herkes aynı anda alkış yaptı. Ama benimle evlenmez misin? Evet dediğin zaman evet evlenmem manası çıkıyor. Ama ben o anda evet dedim işte. Güzel düşünmüş ama. Ondan sonra neyse. Yüzüğü taktı tabii. Ondan sonra... Ay Belma, bunu da romantik buldun sen ya. Sen neresin? Vallahi güzel. Ben çok merak sevgili eltici. Biraz zor bir ilişki ama güzelmiş. Evet, basamakları ağır ağır ama temkinli bir şekilde çıkmışım. Kıskanç mısın? Evlenmeden önce çok kıskançtım. O bunu bileğinin, alnının teriyle hak ediyordu. Ama şu anda çok fazla değilim. Tamam, biz kampa gidebilir miyiz? Gidersiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.